Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Kişi size geldiğinde anlattığından yola çıkaraktan tedavi tanısını koyuyorsunuz hocam. Şimdi tabii öncelikle hastalık yoktur, hasta vardır denir tıpta. Yani her hastanın kendine ait özellikleri vardır, farklıdır. Şimdi hipertansiyon tanısını koymak tabii tek bir ölçümle yapılacak bir şey değil. Yani tabii ki tek bir ölçümle bu hasta hipertansiyonu olan bir hastadır, hemen tedavi edelim dediğimiz bir hasta grubu var. Yani bunlar çok yüksek değerlere sahip hastalar olabilir. Yapılan tetkiklerinde mesela kalp elektrosunda kalp büyümesi bulguları olan, uzun süredir hipertansiyona maruz kaldığı anlaşılan hasta grubu olabilir. Böyle bir hasta grubu da var. Fakat biz seri takiplerle veya yapılacak bir monitorizasyon, yani tansiyon holteriyle hastanın hipertansiyon hastası olduğunu öncelikle anlamamız gerekir. Biz tabii böyle bir hasta geldiğinde ilk önce tansiyonunu az önce de anlattığım ki tekrar ediyorum. Lütfen hocam, çünkü önemli bir konu. Evet, İzleyicilerimiz merakla izledikleri için bizi yanlış anlamalarını da istemiyoruz. Çünkü her tanı kişiye özel ve mutlaka ekrandan değil, bizleri izleyerek, sizlere gelerek tanı konduğunda siz yayınlarımızda zaten dile getiriyorsunuz. Tabii. Hasta geldiğinde bir kere yarım saat öncesinde çay, kahve, sigara içmemiş olacak. 5 dakika dinlenmiş olacak. Hep aynı koldan kalp hizasında ölçülmesi bizim için önemli. Bir de iki kol arası farklı değerler olabilir. Özellikle ileri yaşlarda damar sertliği nedeniyle bir takım farklılıklar olabilir. Fakat bunun saptanması yine de hasta için değerlendirilme nedenidir. Evet. Çünkü bazı kalp, kapak ve damar hastalıklarında iki kol arasında damar tansiyon farklılıkları gözlenebilir. Bu hastalığı o yönden de değerlendirmek gerekebilir. Sekonder hipertansiyonla ilgili tekrar söylüyorum, bunu birkaç kere söyledim ama 30 yaş altı ve 50 yaş üstü ilk defa hipertansiyon olduğu saptanan, ailesinde hipertansiyon öyküsü olmadan tansiyonu yüksek olan, tek bir ölçümle 18-11'in üzerinde tansiyonu olan ve 3-4 çeşit ilaç aldığı halde tansiyonu düşmeyen hasta grubunun sekonder hipertansiyonu, yani bir organ hastalığı, yani böbrek hastalığı gibi veya hormon hastalığı var mı diye araştırılması mutlaka gerekir. Bir de tabii obezite çok önemli. Bu sekonder hipertansiyon dediğimiz hasta grubu daha çok gençlerden oluşuyor. Az önce de söyledim, yani 40 yaş altı kişilerin %25'i tansiyonunu bilmiyor, hipertansiyonu. Bir o kadarı da bilse de tedavi olmuyor. O yüzden bu grup bizim için çok değerli uzun vadedeki etkileri açısından. Neden gençler bu konuda sıkıntılı? Bir kere gençlerin beslenme alışkanlıkları çok değişti tabii ki. Tuz alımı arttı, kalori değeri yüksek besinler, fast food tarzı hazır gıdaları tüketimi, kolesterolden yüksek gıdaların alımı arttı. Obezite daha büyük bir sorun olmaya başladı. Yine sedanter yaşam daha fazla. Spor yapma alışkanlığımız yok maalesef genel olarak. Bu nedenle gençlerde hipertansiyon görülme oranı artıyor. Dolayısıyla bunların mutlaka takip ve tedavi edilmesi gerekiyor. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.